Dün bütün Türkiye haliyle 13 şehidimizi konuştu. Gara ya yani Kuzey Irak'ta terör örgütünün üstlendiği, PKK'nın üstlendiği belirlenen bir bölgeye yapılan operasyon sırasında orada yıllardır terör örgütünün rehine tuttuğu vatandaşlarımızın da ölü e, bulunduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldık yani terör örgütü o operasyon e, gerekçesiyle e, de o operasyon sırasında ki ayrıntıları önümüzdeki günlerde belki daha fazla açığa çıkar ee, bu vatandaşlarımızı tek tek katletmiş, bazıları e, kafasından vurularak, bazıları da işte göğsünden vurularak katledilmiş. Bu 13 vatandaşımızın arasında askerler var, polisler var ve başka kamu görevlileri var. Dün bütün Türkiye o şehitlerimizin yasıyla adeta yandı, kavruldu ülkenin çeşitli yerlerinde pek çok şehrimizde şehitlerin cenazeleri kalktı ve teröre lanet yağdı. Terör örgütüne lanet yağdı ve terör örgütünü destekleyenlere lanet yağdı. Bu destekleyenler arasında hiç kuşkusuz okyanus ötesindeki sözde müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri de vardı. Sözde müttefikimiz diyoruz çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst düzey yetkililerinden biri Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı Anthony Blinken bu lafı bizzat kendisi kullandı. Yani Türkiye'yi sözde müttefik olarak değerlendirdi. Yani böyle bir hani yakın dost, müttefik, stratejik ortak vesaire bütün bu sözler, bütün bu tanımlamalar çöpe atıldı ve Amerika Birleşik Devletleri artık o bölgede yani Türkiye'nin güneyinde, güneydoğusunda, Suriye'de ve Irak'ta tavrını PKK terör örgütünden yana koyduğunu açık açık eylemleriyle de gösteriyor ve söylemleriyle de bunu destekliyor. Ve haklı olarak Ankara'dan da bu konuda ciddi tepkiler yükseliyor. Nitekim dün Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlarına çağrıldı ve bu konuda izah talep edildi. Hangi konuda? Bu vahşice katliamdan sonra yani 13 vatandaşımızın PKK tarafından infaz edilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada olaylar eğer doğruysa gibi böyle bir e, tereddütlü ifade kullanıldı. Bir tereddüt notu da eklenmişti o mesaja. Yani kınıyoruz ama doğruysa şeklinde yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yalan söylüyor olabileceği ihtimali üzerinden bir kınama. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile bunca yıllık müttefiklik ilişkisine tabii ki yakışmayan bir ifadeydi ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu ifade konusunda izah talep edildi. Sonradan anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri bu ifadeyi biraz değiştirmiş ve tabii ki terör örgütünün yaptığı anlaşılıyor. PKK'nın biz de tabii ki kınıyoruz şeklinde değiştirmiş miş Amerikan Büyükelçisi daha sonra Savunma Bakanlığı'nda da bir ziyaret bir ziyarette bulunduğu savunma bakanlığına da orada kendisine bu operasyonla ilgili bilgi aktarıldı ve tabi bu sözleriyle ilgili olarak Amerikan hükümetinin sözleriyle ilgili olarak bir görüş, görüş teatisinde bulunulduğu anlaşılıyor. Tabii ki Bunlar iki hükümet arasında önümüzdeki dönem yani Joe Biden hükümetinin yeni döneminde ele alınacak ciddi sancılı konu başlıklarından biri. Çünkü dost ve müttefik diyorsak bu ülkede de Amerika Birleşik Devletleri'nin üstleri varsa çok ciddi askeri işbirliğimiz varsa NATO'da önemli bir ortaklığımız söz konusuysa ciddi ticari ilişkilerimiz de söz konusuysa dünyanın pek çok bölgesinde de işbirliği yapıyorsak hem siyasi hem de askeri anlamda bu tür tavırların bir dosta ve müttefike yakışmayan tavırlar olduğu belli bu da eminiz ya da diliyoruz ki en üst perdeden aktarılmıştır Amerika Birleşik Devletleri'ne diyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni tabii ki haklı olarak suçluyoruz. Teröre destek verenleri, PKK'nın bu şiddet eylemlerini, terör eylemlerini mazur göstermeye çalışanları ama canım onların da haklı yönleri olabilir filan gibilerden Bunları yumuşatmaya ve mazur göstermeye çalışanları haklı olarak kınıyoruz. Yani hükümetin kınamasından söz ediyorum. Ama hükümet ve iktidar ortağı olan partiler haksız yere herkese de bu konuda ayar çekmeye, herkesi bu konuda kınamaya çalışarak çok yanlış bir şey de yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi suçlu, İyi Parti suçlu, Halkların Demokratik Partisi suçlu, o suçlu, bu suçlu, herkes suçlu. Ama bir tek bu operasyonda başarısız olanlar suçlu değil nasılsa. Şimdi bakın bu tür operasyonlar başarısız olabilir. Her zaman başarı şansı yoktur. Dün de KDT akşam haberlerinde bu konunun bir uzmanını ağırladık. Emekli Tu General Sayın Haldun Solmaz Türk'ü ağırladık. Haldun Paşa dün akşam zaten söze girerken dedi ki ben de bu tür harekatların içinde yer aldım. O bölgede iki yıl süreyle görev yaptım dedi. Asayiş Tugay Komutanı olarak yani Du General sıfatıyla Asayiş Tugay Komutanı olarak o bölgede görev yaptım ve bu tür harekatların bu tür çatışmaların içinde bulundum dedi. Çok önemli riskler alırsınız bu tür şeylere girişirken. Rehine kurtarma operasyonu olur belli bir noktaya bir özel kuvvet harekatı yaparsınız vesaire. Arazi zaten orada çok sorunlu bir arazi. Bazı yerlerde ulaşılması çok güç bir arazi. Tabii ki her zaman %100 başarı şansı yoktur. Riskler taşıyabilir ve Allah korusun işte bu son olayda olduğu gibi hayatlar da kaybedebiliriz. Yani askerimizi, personelimizi kaybedebiliriz. Ya da ne bileyim rehine kurtarma operasyonu söz konusuysa rehineler zarar görebilir. Kurtarmaya çalışırken o insanların hayatları kaybolabilir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Hiçbir savaş durumunda ya da bu tür riskli operasyonlarda yüzde yüz başarı şansı yoktur. Başarısız olabilirsiniz. Biz hükümeti ya da silahlı kuvvetleri bu operasyonda ya da başka olaylarda başarısız oldu diye kınamıyoruz. Çünkü biz koşulları bilemeyiz. Hesaplar yapılmıştır, çıkmamıştır, hava yardım etmemiştir, başka şeyler yardım etmemiştir. Ne bileyim Allah korusun teke tek bir mücadelede bir, bir çatışmada bile silah tutukluk yapar, hayat kaybolur. Ama biz başarısız olundu diye değil, biz geçmişteki hatalardan dolayı buralara gelindi ve o hataların da sorumluluğunu ve bu başarısızlığın sorumluluğunu da üstlenmiyorsunuz diye kınıyoruz hükümeti. Yani geçmişte ne yapıldı? 2015-2016 yıllarında bu vatandaşlarımız, bugün şehit diye adlandırdığımız askerimiz, polisimiz, şehitlerimiz o zaman kaçırıldığında çok ciddi temaslarda bulunulmuş muhalefet partileri özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi bu insanların peşini bırakmayalım bunlarla ilgili bir şey yapalım ailelerine bilgi verelim bunları kurtarmaya çalışalım ne gerekiyorsa birlikte yapalım diye defalarca hükümete girişimlerde bulunmuşlar ama kulak kamışlar e, hükümet tarafından bunlarla ilgili ne yapıldığına dair bir bilgi verilmemiş. Dün öğreniyoruz ki bu vatandaşlarımız, bu şehitlerimiz 2015-2016 yıllarında farklı yerlerden, farklı durumlarda alınıp kendi topraklarımızdan çoğu oralara götürülmüş. Peki İstanbul'da, Ankara'da ya da başka e, kırsal bölgede, kırsal kesimlerde bu ülkenin her karış toprağında her bir vatandaşımızın hayatından sorumlu olan güvenlik kuvvetleri o sırada ne yapıyordu? Yani burada sen gelip iki tane üniversite öğrencisini falanca terör örgütünün filanca terör örgütünün mensubu diye haksız yere yalan yere suçlayacaksın. Analarından emdiklerini burunlarından getireceksin. Gece gündüz enselerinde takip edeceksin. Ama benim askerimi, benim polisimi, benim başka kamu görevlilerimi alıp Kilometrelerce mesafe seyahat ettirip sınırın dışına götürüp terör örgütünün kamplarında senelerce rehin, rehin tutulmasına karşı koyamayacaksın. İşte burada bir yetersizlik, bir acz söz konusu. Dolayısıyla bu aczinde tabii ki hesabı verilmeli diye düşünüyoruz. Yani sizi bu operasyonda başarısız oldunuz diye değil, bu süreci yönetemediğiniz, terörle mücadele sürecini başarılı yönetemediniz diye de, e, suçlamıyoruz. Şimdi bakın ee, başarılı yönetemediniz diye suçluyoruz. Düzeltiyorum. Şimdi bakın. E, dün de söylemiştim burada. Biz işte e, 13 şehit verdik ama onlara da 113 kayıp verdirdik. Böyle hesap yapılmaz ki. Matematik hesabıyla e, terörle mücadelede e, bir başarı izah edilmez ki. 13 bizden 113 onlardan gibi bir hesap olmaz. 13 bizden gitmeyecek. 13 değil 1.3 bile gitmeyecek bizden bu kadar e, hassasla hassas davranmak lazım yani hayatlarımızı bizim için değerli olan hayatları gözetmek lazım bizim için de kendileri için de değerli olmayan terörist hayatlarını zaten bana sayı ile izah edemezsin karşı taraftan 1113 kişi öldü ne olur? Öyle bir denkleştirme mi olur? Öyle bir matematik hesabı mı olur? İşte tepelerine indik, bütün mağaraları yerle bir ettik, yüzlerce zayiat verdirdik, işte leşlerini bilmem serdik filan. Böyle bir izahat olmaz. Benim tek bir vatandaşımın hayatının kaybolmaması için elinden geleni yapacaksın. E o işlerde bizim işimiz değil, sizin işiniz. Çünkü devletin imkanları elinizde tankı, topu, tüfeği, uçağı, bombası neyse, İhası, siyasi, her şey sizin elinizde. Şimdi işin bu tarafını bir kenara koyuyorum. Ortada bir başarısızlık var ve bunun izah edilmesi lazım. Çünkü canlar gitmiş, yüreklere ateş düşmüş. Bir başka mesele daha var. Şimdi şehit cenazeleri dün kaldırıldığı sırada. İktidar partisinin Rize'de ilk kongresi yapıldı ve iktidar, kongresinin genel, iktidar partisinin genel başkanı aynı zamanda da bu ülkenin cumhurbaşkanı o kongrede yaptığı konuşmada espriler, şakalar, kahkahalar, şive taklitleri gırla gidiyordu. İşte buna da hakkınız yok hele buna hiç hakkınız yok. Ülkenin dört bir yanına ateşler düşmüş. Musallah taşlarında ay yıldızlı bayrağı sarılı tabutların başında acılı aileler gözyaşı döküyor. Kahroluyor o insanlar. Çoluğuyla, çocuğuyla, anasıyla, bacısıyla, dayısıyla, yeğeniyle, ninesiyle o şehitlerin arkasından gözyaşları sel olmuş akıyor. Sen orada kürsüye çıkıp kakara kekiri yapmayacaksın arkadaş. Yapmayacaksın. Bu kadar basit. Biraz duyarlı olacaksınız. Bu milletin yası devam ederken orada siyasi parti kongresi yapmayacaksın en başta. Çünkü duyarsız davranmış olursun. Ve hatta kürsüde espriler yapıp, topluca işte bilmem şarkılar söyleyip, türküler söyleyip... ...oradan bakanı çağırıp, onunla şakalaşıp, gülerek, şey yaparak, gülümseyerek bir kongre yapmayacaksın. Bunu başkası yapsa en ağır şekilde eleştirmeye senin de hakkın var ama sen yapmayacaksın bunu. Dün maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler böylesine bir duyarlılık sınavı sınavında sınıfta kalmışlardır. Bakın zamanında Suudi Arabistan'ın kralı öldüğünde bu ülkede bayraklar yarıya indirildi ve yas ilan edildi geçmişte hatırlıyoruz. Bir tane askerimiz öldüğünde ya da bu tür toplu büyük facialarda ve kıyımlarda hatta trafik kazalarında bu ülkenin resmi yayın organı TRT radyolarında matem müziği çalınırdı. Bütün ülke kapkara bir matem ortamına bürünürdü. Ama bugünlerde bakıyoruz ki 3 ölü, on ölü falan sizleri e, bu şekilde bir e, karar almaya sevk etmiyor. Bunları, bu tavırları gözden geçirmeniz lazım. Yani çıkıp meydanlarda nutuk atmak, şehitlerimizin hesabını soracağız, kanları yerde kalmayacak. İşte bilmem terör örgütünün e, başını on bin parçaya böleceğiz filan gibi hamasi nutuklar atmakla olmuyor. Bu milletin hassasiyetlerine de dikkat, dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde siyasi parti kongrelerinde gülüşmeyle eğlenmeyle insanların duygularına zarar vermemeniz, insanları e, üzmemeniz gerekiyordu. Bu sınavdan da maalesef çakmıştır bu ülkeyi yönetenler. Bugün önemli temaslar olacağı anlaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem Milli Savunma Bakanı Sayın Akar hem de İçişleri Bakanı Sayın Soylun'un sunumları olacak yani harekatla ilgili bilgi verecekler ama ondan önce de sanıyorum daha böyle kapalı mahiyette yani hani e, basına kapalı bir şekilde önce saat 12'de Cumhuriyet Halk Partisini ziyaret edeceği 14'te de İyi Parti'yi ziyaret edeceği bildiriliyor. Sayın Hulusi Akarla Sayın Süleyman Soylu'nun orada da herhalde bu operasyonda hangi koşullar içinde bu şehitlerimizin verildiğine ilişkin e, ayrıntılı bilgiler de aktarılacaktır. Dün başka neler oldu? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyen ve öğrencilerin direnişi devam etti. Dün İstanbul'da yoğun kar vardı. O kara rağmen karın üstünde hem de karların üzerine e, rektör bulu istifa şeklinde sloganlar yazarak direnişe ve protestoya devam ettiler. Bir yandan da öğrendik ki dünkü gazetelerde de vardı iki öğrenci yani o e, rektör bulu protestosunun ilk günlerinde iki öğrenci gözaltına alınan öğrencilerden ikisi tahliye edilmişler ve sonradan yaptıkları açıklamalarda aslında kendilerinin öyle hani radikal sol bilmem ne örgütlere mensup olmadıkları işte birinin Milliyetçi Hareket Partili bir aileye mensup olduğu ötekisinin annesinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Sarıyer işte ilçe başkanı ya da işte kadın kolları başkanı olduğu yönetici olduğu ortaya çıktı bu çocukların ifadeleri ve o Sarıyer'de yönetici olan hanımefendi işte oğlunun böylesine bir olay adının karışması nedeniyle görevinden istifa etmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Ben de bunu anlayamadım. Niye o hanımefendi istifa ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi? Nde? itsindeki görevinden. Oğlunun gözaltına alınmasıyla, oğlunun böyle bir şekil olayda haksız yere suçlanması ve tahliye edilmesiyle sizin görevinizin ne alakası var? Çocuğun ayrı bir siyasi kimliği olabilir çocuk ayrı bir siyasi eylem içinde olabilir. Ayrı bir çizgide bir mücadele veriyor olabilir. Siz de iktidar partisinin bir mensubu olarak orada görev yaparsınız. Yani partiye bir zarar mı veriyor sizin çocuğunuzun eylemi? Bu anlayışı da ben anlamamışımdır. Bunlar yetişkin insanlar artık. Oy verme hakkına bile sahip pek çoğu. Dolayısıyla onun ayrı bir e siyasi yönelimi söz konusu olabilir. Ayrı bir cinsel yönelimi söz konusu olabilir. Ayrı bir dini seçebilir. Ayrı bir ideolojiden e, yana tavır alabilir. Ama bu anaları babaları bağlamaz. Aynı şekilde annenizin, babanızın da siyasi görüşleri ya da yönelimleri çocukları bağlamadığı gibi ben de bunu anlayamadım. Yani böyle biraz e, alelacele bir tavır almışlar ama partinin yöneticileriyle görüşerek bu tavrı aldığını söylemiş sayın hanımefendi. Ve Covid 19 mücadelede aşılama kampanyası da devam etti. Dün işte 65 yaş üstü vatandaşların aşıları ve değişik meslek gruplarındaki aşılar, yani işte sağlık personelinde ikinci dozları yapılmaya devam edildi. Orada da yine sayılara baktığımızda gardımızı indirmenin ve rehavete kapılmanın hiç de zamanı olmadığını görüyoruz, öğreniyoruz. Çünkü virüsün bulaşma katsayısı hala birin altına düşmüş değil. Çünkü pek çok yerde hala vaka sayıları istenilen düzeyde frenlenmiş değil. Onu da hatırlamamız gerekiyor. Dün başka ne oldu? Ee, Türkiye e, Süper Lig'inde Beşiktaş'ın e, dün maçı vardı. O maçta da Beşiktaş 3-0'lık bir galibiyetle yine ligde zirveye ortak 3 takım arasına adını yazdırdı. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin e, zirvede galibiyetleri, mağlubiyetleri ve beraberlikleri aynı olmak şartıyla 51'er puanları var. Sadece attıkları gol sayıları ve averaj üzerinden sıralanıyorlar. Dünkü maçın da en önemli tarafı Beşiktaş'ın geçen İki sezonda İngiltere'nin Everton takımında oynayan futbolcusu. Bu yıl kiralık olarak aldığı, yarım sezonluk kiralık olarak aldığı futbolcusu. Cenk Tosun'un tam iki gol birden atmış olması ligde bu haftanın önemli notlarından biriydi diyelim. Saatlerimiz 11.20'yi gösteriyor. Şimdi gelin gazeteleri okumaya başlayalım. <laughs>